Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar rastgele uçan adamımızı geliştirmek için ağaç toplayacaktık en son ve buraya suyumuzu koyduk. Aşağı indikten sonra geri yukarıya doğru çıkabilelim diye arkadaşlar. Hızlı bir şekilde toplamaya başlayalım şu ağaçların hepsini. Oo, şimdi buradan inersek büyük ihtimal karşımıza cadı çıkacak yine. Aynı. Sen burada ne yapıyorsun? Git buradan. Kedi kaç sana. Evet, tamamdır. O kedi bu sefer fark içine girdi. Tamamdır. Bu kediyi evcilleştirmek için balık tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Olta yapmadığımız için balığımız da yok. O yüzden kedi evcilleştiremiyoruz. Kedi evcilleştirirsek eğer arkadaşlar hızlı bir şekilde bu sayede çok güzel olacak. Şunların hepsini bir toplayalım. Bundan büyük ihtimal ileride ada oluşturduğumuzda tekrar çıkacak ama artık farklı adalar oluşturmak için iskeletleri yok etmemiz gerekiyor aynı zamanda. Çünkü zombilerden farklı şeyler düşüyor. Evet, şuradan suyu şöyle alıp şuraya koyarsak Aynen böyle ilerleyelim. Hızlı bir şekilde şuradan şu ağaçlara bir kıralım arkadaşlar. Canımız bayağı azaldı. Evet bu ağaçlarla yapacağız evimizi. Bu sayede fazladan ağacımız olduğu için istediğimiz gibi bitirebiliriz. Eğer zombilerle savaşmazsak arkadaşlar veya endermenlerle her zombiden farklı adalar düşüyor galiba. Hep aynı adayı açmak zorunda kalmayız. Farklı adalar yapabiliriz. O yüzden dikkatli olacağız. Zombilerle savaşmaya başlayacağız. Evet kaç tane oldu? 49 tane oldu. Suyu şuradan alabilir miyiz şimdi? Aynen canımız bayağı azaldı. Bir yemek daha yiyelim arkadaşlar tekrardan. Şuradan yukarıya nasıl çıkacağız? İki tane kedi sesi geliyor arkadaşlar. Şimdi şuradan suyu şöyle şuraya koyarsak. Evet buradan bir kendimizi artık kurtaralım. Aynen yukarıda. Aha iki tane üst üsteydi doğru. Bir tane de kedi burada vardı arkadaşlar. Çok iyi şuradan zaten toprak topladık. Bu topraklar dizmeye şimdi gidiyorum. Evet şuradan bir kendimizi kurtaralım tamamdır. Akşam olduğunda zombilerle savaşıp yeni eşyalar çıkartalım arkadaşlar. Onlardan çünkü yeni adalar gelecek. Evet şurada zaten yedek ağaçlarımızı topladık. Zombiler bunun altında doğabilir mi acaba? Tarlayı toplayıp bir yemek yapalım. Evet şöyle hızlı bir şekilde bununla değil. Aynen neyle yapacaktık buğdaylarla. Hepsiyle yapalım gitsin zaten ineğimiz bir tane. Çok ki 13 tane oldu bunu yiyeceğiz. Şimdi tohumu dikelim. Oo, şöyle hızlı bir şekilde bunu dikelim ve evimizi yapmaya başlayalım. İnek çekil buradan. Çok güzel bir şekilde ağacımız hepsi yeter mi bilmiyorum. Aslında zeminini mi böyle yapsak? Akşam oldu. Tohumları atalım gitsin. Aynen şöyle hızlı bir şekilde şunları atalım gitsin. Tavuk da yok zaten. Şunlarla adı oluşturuyoruz ihtiyacımız olduğunda. 44 tane var. Şunun bir tanesini çevirirsek 64'lük bir sürü çıktı. Yarım basamak şeklinde merdivenli yapacağız. Bir merdiven sistemini yapalım Evet merdiveni yapalım hemen Çok iyi 3 tane oldu 4 tane 12 tane Buraya böyle dizdiğimiz anda eksik oluyor mu Orası merdiven Aynen yanlış yaptık bakın Baltamız bitti Aynen taşımız 4 tane var Bir tane balta yapalım Şurayı yanlış yaptık şu bir tane öne koyacağız Hem de merdiven bu sayede kısa olur Bunun altını daha sonra değerlendiririz Şuradan şöyle çıktığımız anda şurada kapı olacak ev Evet inceltilmiş yapacağız Şunların hepsini bir düzenleyelim Zombiler doğdu mu? Şimdi şu zombilerle savaşıp onlardan yeni ada çıkartmamız gerekiyor. Hemen şunları bir kırayım. Hatta yakınımızda zombi doğsun. Şurada yok etmesi çok kolaydı arkadaşlar. Aynen bir yemek yiyelim. Şimdi baltamız var. Zombilerle savaşmak için bize yanımıza gelsinler diye. Şurayı bir karartalım. Aynen şurada zombiler doğsun. Evet bu adada. Işıkları söndürdük arkadaşlar. Zombiler büyük ihtimal orada doğmaya başlar. Burada zombiler doğduğu an onlarla savaşacağız. Şunların yukarısında gerçekten bayağı bir zombi doğmuş ama onların hepsiyle aynı anda savaşamayız. Şunları bir kırmaya devam edelim. Evet şu ağaçların hepsini dizdiğimiz anda zaten evimiz tamam. Ağaç bayağı topladık. Ondan o adadan büyük ihtimal birazcık daha çıkar arkadaşlar. Onların hepsini de toplarız. Topraklarda bunun alt tarafına dizeceğiz. Zombi doğdu mu? Aynen inek aşağıya sakın düşme. Şu topraklarda dizmemiz gerekiyor. Evi bitireceğiz. Evin zeminini yapalım artık. Ağacımız bayağı topladığımız için evin zeminini yapabiliriz. Evin yan duvarları kalıyor. O da kolay arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde birazcık geniş yaptık zaten evi. 36 tane daha var. 64 tane daha var. İskelet doğmuş. Biz hiç iskelet yok ettik mi? İskeletten farklı adalar düşüyor olabilir. Aynen. Biz zombilerden farklı ada birazcık düşürdük. iki tane düşürdük. Onları hemen kullandık. Şimdi evin artık zemini tamam. Gördüğünüz gibi evimizin zemini tamam arkadaşlar. Şuradan da şöyle içeri tarafa duvar yaparsak. Aynen evi buradan mı çıkartalım şuradan mı çıkartalım. Evin yan duvarlarını direkt şurasını yaptığımız anda evin içi birazcık daha küçülür ama olsun. Zaten çok da büyük eve ihtiyacımız yok. İçine yatağımızı koysak yeter. Aynen. Adayı zaten böyle büyütebiliriz. Şurası kapı. Oo gerçekten baya fazla ağaç toplamışız. Şuna baksanıza evimizi neredeyse bitireceğiz. Şimdi bizim fidanlarımız varsa diğer ağaçları toplamaya başlayabiliriz. Şunların hepsini çevirelim gitsin ihtiyacımız var. Aynen. Şöyle hızlı bir şekilde iki tane dizelim tekrardan. Evin üst duvarını yaptık. Zombi avlamaya gidelim artık sabah olacak. Bir tane taşımız var ve bir tane demirimiz var. Aha zombi gelmiş. Zombi gel buraya. Şu zombiden farklı bir ada düşürelim. Evet şu zombiyi bir yok edelim. Zombiler kolay arkadaşlar bize saldıramıyorlar. İskeletleri de ama bir dakika. O düştü. Şimdi biz bundan zaten düşürmüştük doğru. Farklı bir şey çıkarsa bilmiyorum. Şimdi şurada creeperlardan barut. Creeper'lardan farklı bir şey düşürebilir miyiz acaba? İskelet var, creeper var. Yayımız da yok. Aynen biz örümcek bir avlasak çok iyi olacak arkadaşlar. Şu örümcekleri bir Örümcek çok iyi hareket yaptın gel buraya. Çok iyi arkadaşlar. Örümcekten sonunda bir tane ip düşürdük. Örümcek yanımıza atlamaz çok iyi oldu. Enderman'e dikkatli olmalıyız. Gerçekten çok güçlü vuruyor. Şimdi örümcek yanımıza gelebildiğine göre çok iyi. Şunları Şu boşa harcamayalım. Evet. Creeper. Şu Creeper'a bir tane vurabilsek. İskelet olmayışı çok iyi. Patlama sakın creeper'dan farklı bir şey düşürebiliriz belki arkadaşlar. Evet, farklı adalar oluşturmak istiyorum artık. Creeper'ı artık gitsene patlayacak mısın? Creeper'dan düşürdük. Şu zombilerden düşürelim. İskelet olma işi çok iyi. Bakın bize hiç ok atan yok. Aynen tahta kılıç gerçekten kötü. Taş kılıç yapmanın zamanı gelmiş. Biz baltayla vuralım. Evet, balta gerçekten iyi vuruyor. Bakın. Oo, şunları şöyle bir yok edelim. Çok iyi. Örümcek birazcık daha yok etsek güzel arkadaşlar. Arkamızdan zombi gelirse kötü olabilir. Aşağıya düşeriz. Buradan insek nasıl kaçacağız geri? Şunu almamız gerekiyor. Barut da var. Git buradan. İki vuruşta yok ediyor. Tamamdır. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde buraya mecburen bir merdiven sistemi yapmak istiyorum. Şöyle. Topla bunların hepsini kaç. Çok iyi. Buraya gelebileceğinizi mi zannediyorsunuz? 16 tane bundan var. Bir tane farklı düşürdük. Şunları bir yok edelim. Belki bunlardan o mavilerden çıkar. O Enderman bize saldırmaya gelecek. Kaçalım. Kaç buradan çabuk. Enderman bizi aşağıya düşürebilir. Çok iyi. Şimdi bir tane farklı ada düşürdük. Bir tane de köy düşürdük gördüğünüz gibi arkadaşlar. Köy adamız var. Bir tane farklı ada var. Köy adası var. Bu ikisini yarın sabah atacağız hemen. Hızlı bir şekilde barutumuz oldu. Şu evin iç tarafını yapmaya başladık. Zombi avlıyoruz. Aynı zamanda zombide mavi bir şey düşmüştü. Enderman git buradan. Yemeğimizi bir yiyelim iyice sabah olmaya başladı. Şu zombiyi yok edelim. Aynen etraf aydınlık oluyor. Bakın çok iyi. Oo, iki tane ada ve bir tane köy adası arkadaşlar. Köylüler olacak büyük ihtimal. Tamamdır her şey çok güzel. Yemek yiyelim. Şuranın altındaki çitleri düzenlememiz gerekiyor. Şu topraklara bir dizelim gitmeden önce. Evet iki tane daha toprak. Toprak bulacağımız adalar çıkarsa da iyi. Köylüler çıkınca nasıl olacak onu merak ediyorum. Aynı, köylüleri acaba direkt kendi adamımızı koysak nasıl olur? Dört tane kaldı. Şunu şu aşağı tarafına şuraya bir tane. Evet bir tane de şunun şu köşe tarafına koyalım. Şimdi topraklarımızı dizdik. Bir tane bu nereden geldi üzerimize? Oo, Enderman'in elinde vardı arkadaşlar. İskelet hala dışarıda gezebiliyor. İskelete saldırabilir miyiz? Aşağıya düştü. Şu demiri bir tane alalım şu suyla. Aynen. Hatta şöyle bir şey yaparsak daha güzel. Bakın suyu böyle koyacağız. Şurayı bir kapatalım. Şu toprağın gelmesi güzel oldu. Şimdi burayı neyle kapatacağımız tahtayla mecbur. Şu tahtayla kapatalım. Aynen. Su buradan aksın. Hatta şöyle kapatacağız. Tamamdır. Şimdi şu demiri kırdığımız anda suyun içinden umarım aşağıya düşmez. Çok iyi aldık sonunda. Şimdi bu demiri pişirecek fırınımız var. Artık demirden bir kılıç yapalım. Önemli arkadaşlar şöyle bir tane yapacağız. Bu da pişince demirden kılıç yapalım. Şu tahta kılıçları atalım gitsin. Evet, ikisini de attık. Bunlar hemen kırılıyor zaten. Şimdi adalar oluşturmaya başlıyoruz. Zombiler neden yanmadı? Aynen etrafta zombiler hala duruyor. Buradan bakarak şuradaki endermanı yanımıza çekebilir miyiz? Çekemiyoruz. İnek de güvenli yerde. Şöyle bir tane kılıcımızı yapalım artık. Demirden kılıcımızın olması güzel. Evet adamımızı evimizi geliştiriyoruz arkadaşlar. Çatılı bir tane ev yapacağız. Aşağı tarafına zaten çiftlik yapacağız. İnek bir daha doğmadı. Şunu bir kıralım. Biz istemeyince yanımıza zombiler gelemesin. Şuraya da bir tane meşale koyalım. Şimdi zombilerin doğmasını istemiyorum. Evet. Ada oluşturmaya başlayabiliriz. İlk önce önceki oluşturduğumuz adalardan bir tane oluşturalım. Üzerimizi düzenleseydik keşke. Örümcek var arkadaşlar. Örümceğin olmaz çok iyi. Örümcek neden saldırıyorsun? Oo, 3 tane oldu. Bir tane yapacağız artık. Örümceklerden ip birik. Oo, 2 tane koyun. Olamaz. Koyunlar sakın hiçbir yere gitmeyin. Arkadaşlar, bizim başka bir şey yapmanız olamaz. Kış biyomunda da ayı doğmuş. O toprak çimenli toprak olduğu için orada koyunlar doğabiliyor. Biz onları buraya getirecek yol yapmalıyız. Ada oluşturacaktık ama şu anda bambaşka bir göreve giriştik. Aynen. Bizim şunu bir gizlememiz gerekiyor. Bunu yanlışlıkla kullanacağız yoksa. Şuraya şöyle güzel bir tane düşmeyecekleri şekilde bir yol yapalım. Bunları kendi adamımıza kadar götürmemiz gerekiyor. Koyun çiftliği kurmaya başlıyoruz. Aynen. Buradan gelirler. Buradan böyle şurayı bir kıralım. Buradan şuradan dümdüz gidecekler. Evet buradan şuraya geçecekler. Buradan böyle. Şuradan merdivenden tırmandırırız. Aynen buradan inmesi gerekiyor. Nasıl inecek? Şöyle. Evet. Buradan merdiven şeklinde insin. Buradan geçtikten sonra da adamımıza kadar gelebilir. Umarım düşürmeden götürebiliriz. İki tane koyun doğmuş. Çok iyi. Bütün tahtalarla yolu yaptık. Bir tane bu da iki tane. Şimdi bu da 7 tane oldu. Götürüyorum. İnek sen gelmesene sen neden geliyorsun? Hemen gidelim. Düşebilecek yer şurası. Aynen burayı kapatalım. Bu koyunlar umarım götürebiliriz. Koyunları götüreceğiz. Daha sonra adı oluşturmaya başlayacağız. Şuradan inebilirler mi acaba? Aynen buradan böyle insin. Tamamdır. Evet, şöyle hızlı bir şekilde. Gelin bakalım. Çok iyi. Şimdi sen burada bekle. Şunu da getirelim. Gel buraya. O iki tane koyun doğmuş arkadaşlar. Biz bunu bir dakika. Ah be hata yaptık. Biz neden demirden kılıç yaptık ki koyunların doğduğunu bilmiyorduk. Keşke koyunların doğduğunu bilseydik. Makas yapardık. Biz bunların yünü alıp yatak yapardık. Ah be düşecekler. Düşmeyin sakın. Gelin buraya. Dikkatli gelin. Düşecekler arkadaşlar. Sakın düşmeyin. Adaya kadar sizi götürüp çoğaltmam gerekiyor. Evet iki tane de böyle. Çok iyi dikkatli gelin olamaz. Birbirinizi sıkıştırmayın. Gel gel buraya doğru gelin. Çok iyi geldik buraya kadar. Aynen dikkatli bir şekilde buraya kadar çok iyi geldik. Şimdi burada birazcık dinlenelim arkadaşlar. Bunları aşağıya düşürmek istemiyorum. Geri gitmesene. Gel buraya. Evet şimdi hızlı bir şekilde düşecekler. Şurayı kapatalım mı? Buradan düşer mi acaba? Umarım düşmez. Düşme sakın. O, bir tanesini getirdik. Görev başarılı. Şimdi hızlı bir şekilde diğerini getireceğiz. Gel buraya iki tane koyun. O, bunlar da şimdi demirleri alıp arkadaşlar makas yapıp yatağımızı yapıyoruz. İlk yatağımız geliyor. Gelin buraya bir tane sana bir tane sana bir tane sana Hepsini besleyelim Bir tane de şöyle şundan yapalım Gelen küçük koyuna da bir tane verelim Çok iyi şimdi Makas yapmak için ada oluşturmaya Gidiyorum aynı zamanda arkadaşlar Demirleri alıp gelelim iki tane lazım bize Makas yapacağız ve koyunlardan aldığımız Yünle yatak yapacağız örümcek avlamaya da Gerek kalmadı Şurada bir tane var Ayıdan çiftlik yapabiliriz Ayı burada şimdilik dursun arkadaşlar Ayıdan çiftlik yapacağız O demirin bir tanesini aldık. Başka demir var mıydı? Bize bir tane daha demir lazım. Birazdan oluşturacağımız adada da büyük ihtimal demir çıkacak. Oluşturmaya başlıyorum. Ada oluşturmak gerçekten çok iyi arkadaşlar. Oluşturduğumuz sayesinde çok iyi oluyor. Şöyle hızlı bir şekilde. Bakın demir çıktı. Şuraya da bir tane daha oluşturalım. Olamaz. Aşağıya düştü ve kemik biyomu oluştu. Kemik tozumuz artık sınırsız. Bizim neden yol yapacak hiçbir şeyimiz yok ki? Aynen şunlarla inceltilmiş yapalım ki istediğimiz her yere gidebilelim ve ada oluşturacak zaten gücümüz var. Tamamdır. Şimdi aklıma geldi. Çalışma şunlarla ada yaparak ilerleyelim artık. Aynen. Buradan şuraya bir tane daha. Şuraya. O bunun süresi var. Aynen süresini yaparsak oluyor. Şöyle atarsak mesela süresi bittiğinde bakın. Çok iyi merdiven yaptık. Artık burayı toplamaya başlayabiliriz. Tohuma ihtiyacımız yok. Demire ihtiyacımız her türlü var. Yatak yapacağız. İki tane demir makas yapacağız. Tamamdır. Burada bunlar dursun. Bu sayede belki başka hayvanlar doğar arkadaşlar. Aynı zamanda şu anda ihtiyacımız yok. Kemik tozu ihtiyacımız varsa. Şuraya şöyle bir oluşturalım. Aynen kemik tozu toplamak için. Buraya atladığımız anda şurayı kıralım. Bakın kemikleri toplayalım. Bizim on adadan bir tane daha oluşturabiliriz. Oluşturalım. Aynen nereye oluşturalım? Şunun yan tarafına. Şöyle. O zombi yeri mi yoksa ev yapmak için bu taşları kullanabiliriz. İçinde ne var ki onun? İçindekini göremiyorum. İçinde TNT de var patlayabilir. Oraya bir yol yapalım. Önemli olan kendi yerimizi geri almak arkadaşlar. Evet şuradan şöyle yol yapacağız. İçeriye bir girelim bakalım. Ooo Creeper adasıymış. Kötü olabilir. Patlarsa bütün adanın hepsi patlayacak kadar içeride TNT var. Git buradan. Şu Creeper spawnerını kırmamız gerekiyor. Ama içerideki TNT'leri kırarsak. Bir dakika. Aynen patladı ama. Şunu da kır. Patlama sakın. Ah be her şeyi dağıttılar ama yepyeni bir ada çıktı. O yeni ada. Olamaz arkadaşlar işimize eğer bulduk. Aynen çok iyi. Gerçekten Creeper evini 4 taneden de şunla şöyle bakın ama yapmayacağız. Neden? Koyunumuz var artık. Bununla olta yapacağız. Kedi evcilleştirebileceğiz. Ada oluşturmaya devam ediyorum ve sınırsız ada oluşturabiliyoruz. Şu anda bambaşka bir ada malzemesi daha geldi. Evet şöyle hızlıca şuradan birazcık kemik toplayalım. Yatak yapmaya gidiyorum Şu kemikleri lazım olduğunda Bu adaya geliriz buradan kemik toplarız Aşağıya düştü Şimdi gördüğünüz gibi kemikleri var Kemin bir tanesini kemik tozuna çevirirsek Kemik tozu oluyor tamamdır başka bir şey olmuyor Gidiyorum arkadaşlar Şimdi bizim yepyeni oluşturacağımız bir köylü adası var Bir tane de yepyeni bir ada daha var Gördüğünüz gibi bu ikisini oluşturabiliyoruz Bizim zombilerden elde ettiğimiz Şunlar oluşturduğumuz ada gitti İkisi de aşağıya düştü Hızlı bir şekilde buradan gidemeyiz. Koyunumuz olduğu için yatak yapmaya gidiyorum. Köylü adası da oluşturacağız. Akşam oluyor zaten. Yemek yiyelim. Olta yapabiliyoruz. Şu anda artık balık tutmaya başlayabileceğiz. Gerçekten bayağı güzel bir şekilde gelişiyoruz. Olta yapıp balık tutacağız. Aynı zamanda da şimdi yatak yapacağız. Koyunlar ben buraya gelmeyecek miyim zannetmiştiniz ha. Şurayı bir kapatalım. İki tane demirimizle makas yapmaya başlasın. Bir tane kazan bulduk. Yatağımızı eve taşıyacağız. Sandıkları eve taşıyacağız. Üzerimizi düzenlememiz için gereksiz eşyalar varsa buraya koyarız. 3 tane creeper yumurtamız varmış bizim gördüğünüz gibi. Elmamız var. Damla taşımız var. Çakmak taşımız var. Makasımız yok ama. Şimdi şu çitleri alalım. Demirler pişene kadar şu çitleri bir düzenleyelim tekrardan. Evet şöyle hızlı bir şekilde çitleri. Ama buraya böyle değil de bir dakika. Kendi ağacından koyarsak daha güzel olur. Evet şöyle hızlı bir şekilde. O buralara odunun kendisini koyacağız. Doğru. Buraya odunu direkt dizeceğiz arkadaşlar. Toplamamız gerekiyor. Aynen odunu direkt şunları toplayıp kendisinden köşeye dizersek daha güzel görüntü olur. Aynen onu yapacağız. Biz şimdi ilk yatağımızda yatmanın keyfini çıkartalım. Demirlerden makas. Evet şöyle bir tane makas yapacağız. Üzerimiz bayağı doldu. Gel buraya. Sen neden kenarda duruyorsun ki? Yünler aşağıya mı düştüsün istiyorsun? Evet, yatağımız hazır. Bizim boyamız var mı? Kırmızı yatak yapmak istiyorum. Aynen, bunu bir çevirelim. Şimdi yatağımızı kırmızı olsun istiyorum arkadaşlar. Bir tane şöyle yatak yapacağız. Evet, şunu bir atalım. Yatağı şöyle kırmızı. Çok iyi. İlk yatağımız hazır. Bakın, yatağı şimdilik şöyle koyalım, bir güzel yatalım, ilk yatmamızı yapalım. Ve artık istediğimiz gibi yatabiliyoruz. Koyunların doğması gerçekten çok güzel. Gece boyunca beklediğimizde koyunlar doğmuş. İnek doğabilir bir kez daha. Etrafa şöyle bir bakıyorum. Şu anda bir şeyler doğmamış arkadaşlar. Ya da biz görmüyoruz. Evet çok iyi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem bir şekilde evimize yatağımızı koyduk ve yeni adalar oluşturacağız. Aynı zamanda köylü adası oluşturacağız arkadaşlar. Bu sayede gelişmeye devam edeceğiz ve toprakları bulmaya devam etmemiz gerekiyor. Toprak buldukça toprakları dizip adamızı büyütüyoruz. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.